Feride. İyi misin? Neden ağlıyorsun? Şu an böyle kalmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Beni bırakma olur mu? Tamam. Buradayım. Gidiyorum ben. Gitmek mi? Nereye gidiyorsun? Haberin yokmuş gibi davranma. İşten ayrılıyorum işte. Daha fazla dayanamayacağım. Nasıl yani? Şimdi seni bu hale babam mı getirdi? Aziz, istenmediğim yerde durmam ben. Sensiz buraya ben bile tahammül edemem. Bunun farkında değil misin? Aziz, lütfen bana engel olmaya kalkma. Benim seninle birlikteliğim şartı şirkette olmam değil ki. Biz başka bir hayat kurabiliriz. Elbette öyle. Ben senin bana olan saygını kaybetmekten çok korkuyorum. O nasıl söz Feride? İş bu sadece. İş. Aynı yerde çalışmaktan kendimize fırsat bulamaz olduk. Şirketin sorunlarıyla ilgilenmekten başımızı kaldıramıyoruz hiç. Ben seni özledim. Seni. Bu holdingin içinde olmadığı birkaç saate o kadar ihtiyacım var ki. Biliyor musun sen mesela bunu? Haklısın. Ama babam ya da başka biri istiyor diye senin buradan gitmene müsaade etmem. Gel benimle. Teşekkür ederim Aziz. Afiyet olsun. Neden bu kadar üzgünsün Feride? Sultan'ı mı takıyorsun? Kız çok üzüldü Aziz. Ondan bir şeyler sakladığımızı düşünüyor. Bu ortaklık mevzusu derinden etkiledi kızı. Sen mi söyledin? Fırat söylemiş. Sultan hassas bir kız. Ben konuşurum onu. Annemi kaybettikten sonra dağıldı. Anne ölünce insanın canından can gider. Şimdi o bu kocaman dünyada yarım kalmış hissediyor kendini. Ben iyi bilirim o duyguyu Aziz. Hatırlıyor musun Feride? Yani kaybedince ne hissettiğini? Keşke hatırlasam. Bazen böyle hayal meyal gözümün önüne geliyor. Sesini falan duyuyorum. Ben anne nedir pek bilmem. Çocukluğumda geçti gitti işte. Arkadaşlarım dışarıda oyunlar oynarken ben ev işlerinden kaldıramıyordum başımı. Annemin sıcaklığı, merhameti nedir hiç tatmadım. Üzülme Feride. Seni üzen, seni yoran ne varsa benimle paylaş. Anlat bana. Her şeyi birlikte paylaşalım. Sen yeter ki üzülme. Şikayetçi değilim. Çok şükür babam var, kardeşlerim var. Onlara sahip çıkmaya çalışıyorum işte. Hasibe Hanım'la aramızı düzeltemedik. Aslında o bana bu kadar fevri davranmasa bu kadar yorulmayacağım aslında. Bundan sonra senin yerin benim yanım. Bunun farkındasın değil mi? Farkındayım. Sen benim kabul olmuş en güzel doğamsınız. Biliyor musun yeni evde annemin eşyalarını buldum. O an yüzünü görmek isterdim. Biliyor musun annemde de varmış terzilik. Dikişleri, modelleri, kalıpları. Dikiş makinesi bile varmış. Demek ki yeteneğin ondan geliyor. Galiba yani bilmiyorum. Ama çok güzel değil mi? Belki de gelinliğini annenden kalan makineyle dikersin. Olmaz mı? Aziz,
Babam seninle görüşmemi istemiyor. Onu nasıl ikna edeceğiz? Sorunları açık açık konuşup çözemediğim zaman sıkışıp kalıyorum Feride. Bu düşmanlığın sebebini de anlamıyorum. Sebebi senin korkmaz er olman. Yani baban da düğümleniyor her şey. Ne demek o? Yani böyle mi söyledi baba? Maalesef. Bizim bir an önce bu minyatürü bulup çözmemiz gerekiyor. İlişkimizin iyiliği için. Sanırım dedemizin ortaklıklarında yaşanan sorun babanın bu kadar tepki vermesine sebep oldu. O minyatür, taş, plak, ortaklık bunların hepsini açığa kavuşturmamız gerekiyor ki babam bana geçmiş hakkında bir şeyler anlatabilsin çünkü şu an hiçbir şey söylemiyor. Haklısın. Ben bu kadar bilinmezliğin içinde kötü bir sonla karşılaşabileceğimizden korkuyorum. Aşk zaten meydan okumak değil mi Feride? Birbirine gönülden bağlı iki insanın karşısında kimse duramaz. O yüzden korkma. Aşkın etrafında insan pervane olur da yanmayı bile göze alır. Aslı ile Kerem gibi. Feride ile Aziz gibi. Yarın dudağından alınan bir damla bile ağabey hayattır. Sus ya.